Herkese merhabalar. LGS İngilizce yolculuğumuza internetin 3. videosuyla devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte computer parts yani bilgisayar parçalarını ve bununla alakalı yeni nesil soruları çözeceğiz. Are you ready Tonguç? I am ready. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bu arada bir duyurumuz var videomuza başlamadan önce. LGS tekrar programımız başlıyor. LGS ilk tekrar programımızda biliyorsunuz ki mükemmel bir şekilde birinci dönem konularını tekrar edeceğiz. Ve burada ilk tekrar setimizden faydalanacağız. İlk tekrar setimizin içerisinde biliyorsun ki Tonguç'um artık netler artıyor denemeleri var. Sadece birinci dönem konularından LGS tekrar programımız var. Burada yeni nesil soruları çözeceğimiz nitelikli tekrar programı var. Ve tabii ki eksiklerimizi kapatacağımız temel tekrar programı var. Bu programda kutumuzun içerisinden çıkıyor. Sadece birinci dönem konularını yeni nesil sorularla tekrar ettiğimiz ilk tekrar LGS birinci dönem konuları. Yeni nesil Türkçe matematik bu bütün seneyi kapsıyor Tonguç'um. Bir de artık netler artıyor denemelerini bu üçünün içerisinde avantajlı bir şekilde Tonguç mağazadan, Tonguç kitapçılarından alabilirsiniz. Bu duyuru yaptıktan sonra hemen arkamıza yaslanalım ve İngilizce videomuza geçelim. Bu kelimeleri de güzel bir şekilde öğrenip İngilizce netlerimizi hepsini onda on yapalım inşallah. Hadi bakalım videomuz başlasın. Bugün seninle bilgisayar parçalarını ve sosyal medya alanlarını ve aynı zamanda birçok konu öğreneceğiz. Ve tabii ki güzel güzel sorular çözeceğiz. Şimdi hatırlarsan biz, Tonguç evladım benim, the internet konusunda bilgisayar parçaları yani computer parts, what do you use the internet for, when you don't understand your friend, online safety, bütün bu konuları öğrenmiş. What dedin gülüm? Ne diyorsun Tonguç? Hayır sen, ne demek istiyorsunuz hocam? Ha, ne demek istedim? Şunu demek istiyorum. Bilgisayarla alakalı, internetle alakalı bütün kelimeleri öğrenmiştik. Şimdi bugün üzerinden bir kez daha hızlı geçtikten sonra sosyal medyada en sevdiğim platformlar hocam. Evet, TikTok. TikTok'ta viral oldum hocam geçen gün. Aynen, sen de tam viral olacak. Dans ettim hocam, viral oldum. Kafamın üstüne dans ettim. Güzel, gerçekten güzel dans ediyorsun. Burada bazı kelimeleri tekrar edeceğiz. Sonrasında esas new generation question. Yani yeni nesil sorularımız var, bunları beraber çözeceğiz. Ben yeni neslim hocam. Sen yeni nesil olduğun için biz de sana yeni nesil soru hazırlayacağız. Sıkıntı yok. Şimdi scanner, speaker, monitor. Ne demek bunlar hocam? Scanner tarayıcı demek. Scan taramak demek. Scanner da tarayıcı. Speak konuşmak demek. Speaker hoparlör. Monitör zaten biliyorsun Türkçe'de geçmiş yani ekran. Computer tower bu da bilgisayar kulesi. Bu ne ya? Öyle bilgisayar şey kasası. Bilgisayar kasası. Kasa yani bilgisayar kasası. Modem zaten Türkçe'de modem diye geçmiş. Bunu Türkçe tam Türkçe. Modemin şifresi neydi? 26 17 1400. Wi-Fi'nin şifresi ne hocam Wi-Fi? Wi-Fi değil Wi-Fi. Demem daha cool ya. Wi-Fi'nin şifresi kaç hocam? Wi-Fi. Aa hocam çok havalısınız. Mouse fare biliyorsunuz zaten. Yani şu hemen gösterelim. Bakınız bu işte. Aynı zamanda keyboard yani klavye. Headphones yani kulaklıklar. Bir de printer var. Print çıktı almak. Print çıktı demek. Printer da çıktı alan cihaza verilen isim. Bak gördün mü? Scan scanner. Speak speaker. Monitor. Sprint printer gibi böyle erler eklediğiniz zaman computer gibi saçma sapan esprilerle devam ediyor. Şimdi bunlardan en çok hangisini kullanırsın Tonguç'um? Bunlardan hocam bir kere en sol alttaki TikTokçuyum ben hocam. Hayır sen YouTuber'sın Tonguç'um. Sen YouTube'da sevilen herkesin beğendiği. Ama gönlüm TikTok'ta hocam. Gönlün TikTok'ta olabilir. Çünkü senin tarzın daha oryantalist. Daha böyle dansı ve müziği seven olduğu için TikTok'sun. Ama normalde biz YouTuber'ız Tonguç'um. Ve Instagram'da da güzel paylaşımlar yapıyoruz. Şimdi esprileri geçelim. Online, offline bak. Bunlar birbirine bir. Online olduğun dönemler oluyor. Offline olduğun dönemler olabilir. Ne demek online offline? Hocam online hocam çevrim içi. Çevrim içi evet. Offline de çevrim dışı. Çevrim dışı. Mesajımı okumadı adi arkadaşım. Ne diyorsun? Ne böyle tankut arkadaşım okumadı mesajımı. Kaba kelimeler kullanmıyor. O senin o kelimeden alınmıyor olabilir ama bu tarz kaba kelimeleri tırnak içerisinde. Yani basit demek istedim. Ha. Adi ve basit. Ha kalitesiz manasında. Kalitesiz. Ama sıkıntı. Leş. Delayed ne demek peki Tonguç'um? Hocam silmek demek. Silmek yani silip atıyorsun. Register yine kaydolmak. Login. Pardon burada tabii bunlar ayrı. Login benzer anlamda. Log out, log off da yine benzer anlamda. İçeri giriş yapıyorsun, çıkış yapıyorsun. Online chat, online sohbet odaları. İşte upload, yüklemek, download, indirmek, reply cevaplamak, search aramak. Comment nedir? Yorum mesela. Birazdan videomuzun altına yorumlar yapacaksın. Ve confirm, onaylamak. İnternet bağımlısı. Sen internet bağımlısı mısın Tonguç? Beni bahsediyor hocam. Evet sen gerçekten tam bir internet bağımlısın. İkonlar az önce şu gösterdiğimiz şeylere biz ikon diyoruz. İşte bu Facebook'un, bu Instagram'ın, bu Gmail'in ikonu. Ve aynı zamanda sign in, sign up. Yani mail adresimize girerken ya da herhangi bir uygulamaya girerken giriş yapıp çıkış yaparken kayıt olmak. Evet kayıt olmak diye kullanıyoruz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen yeni nesil sorulara başlayalım. Bayılıyorum yeni nesil sorulara. Bayılma. Hiç çok uzun ve çok kazık oluyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Yeni nesil soruların en önemli özelliği biliyor musun? Esasen aynı şeyi soruyor. Sadece öğrenciler sıkılmasın diye resim eklediler. O yandaki karpuz suratlı çocuk nedir hocam? Karpuz suratlı lezzetli sulu sulu böyle çok tatlı bir çocuk. Ben kendisini çok seviyorum. Bakalım neymiş. According to the chart yani tabloya göre females use the internet for nokta nokta most. Female dedi ne? Kızlar. Male dedi de erkekler. Şimdi female'e baktığımızda kırmızılar kız olduğuna göre
elektronik posta, sosyal web siteleri, online shopping ve diğer aktiviteler. O zaman kızlar en fazla ne için kullanıyor? Burada e-mail için diyebiliriz. O zaman sending or checking their emails. Yani kendi maillerini, elektronik postalarını kontrol ediyorlar ya da gönderiyorlar. O zaman burada cevabımıza Ceyhan diyoruz. Sen de benimle beraber soruları çözmeye çalış Tonguç evladım benim. Diğer bir soruya baktığımızda Melanie ve Michael arasında sıra dışı, büyüleyici ve insanı insanın aklını alıp onu farklı yollara sürükleyen bir soru görüyoruz. Şimdi which of the following completes the dialogue above? Yukarıdaki diyaloğu hangisi tamamlardı? Şimdi Melanie diyor ki why don't you nokta nokta diyor. Michael'a cevap veriyor. What do you budu budu budu. Melanie de you must visit the safe website and you must open the strange emails. Yani burada online safety konusuyla alakalı. Şu sağdaki Melanie mi hocam? Bu Melanie gerçekten çok tatlı. Michael'a fena değil. Karizmatik bir çocuk. Şimdi burada sorumuza bakalım. Neden diyor? Bunlar Melanie Michael'sa ben de Suzan'layım hocam. Nasıl bir yani Melanie? Evet, böyle Melanie böyle. Hatta şöyle benleri de var. Şimdi David Copperfield'ım ben de. Şimdi like chat rooms need. What? Bak, why don't you like chat rooms? Niye sohbet odalarını sevmiyorsun? What do you need? Neye ihtiyacın var? Bu deli deli diyaloğu olur. Böyle tamam. Why don't you shop online? Neden online alışveriş yapmıyorsun? What do you want? Ne istiyorsun? You must visit the safe website. Bu da saçma sapan bir diyalog. Why don't you obey the online safety rules? Neden online güvenlik kurallarına uymuyorsun? Pis herif. Niye böyle yapıyorsun diyor Michael'a. Michael da diyor ki what do you mean? Ne diyorsun kardeş? Yani derdin ne? Ne demeye çalışıyorsun? İndir o elini. İndir o elini falan diye. Sinirli bir diyalog tabii ki. O diyor ki you must, sen diyor zorundasın, visit the safe website. Güvenli siteleri. Aa, iki tane safe var. Gerçekten safe olabilir hocam. Mantıklı. And you mustn't open the strange emails. Yabancı elektronik postaları açmamalısın diyor. Çok zekisin bak. Burada safe'i gördün. Burada safe'i gördün. Yapıştırdın. Ben bütün e-postalarımı açıyorum hocam. Hiç açmamalı gitmiyorum hocam. Bak, açtığım zaman geçen patron virüsü bulaştı hocam. Bilgisayarım açıldığı anda 40 saniye sonra kapatıyor kendi kendini. Rezillik gerçekten. Patron virüsü bütün özel fotoğraflarımı indirdi hocam. Of, senin ne kadar çok özel fotoğrafın var. Yaz tatilinde kumsalda Eyvah. Mayonla çektirdiğim özel fotoğraflarımı. Ben seni yazın gördüm kumsalda. Normal çamaşırınla giriyordun. Hiç böyle mayo falan yoktu üzerinde. Rezil olmuşsun. O gün bulamamıştım hocam. Çünkü çok şeydi. Evet, unutmuştum. Zor günler. Evet. Şimdi neyse devam edelim. Burada çok güzel bir şey değindi. Test tekniği. Şimdi biz her kelimeyi bilemeyebiliriz. D şıkkını okumadığın zaman. Okuyacağım şimdi. Ama test tekniğinde hocam dedim burada safe websites geçiyor. Güvenlik geçiyor. O zaman bu olabilir dedin. Çok zekisin. Bir de şuraya bakalım. Obey the school. Neden okul kurallarına uymuyorsun? What do you repeat? Neyi tekrar ediyorsun? Bu da deli diyalog olmaz. O yüzden cevabımıza Ceyhan dedik. Taktiğimiz ne demek ki? Kelimeleri bilmek. Eğer bilemiyorsak da bize sunulan ipuçlarını göstermek. Çünkü bizden ne istiyor? Sorunun cevabını. Bize ne vermiş? Bazı kelimeler vermiş diyeceğiz. Geldik yeni bir soruya. Oo, şimdi burada bir diyalog var. Hocam çok kaliteli bir soruymuş. Gerçekten yeni nesil sorularımız son derece kaliteli. Which of the following is the correct order of the conversation above? Yukarıdaki diyalogun sıralaması nasıl olacak? Önce ilk cümleyi bulmamız lazım. Why do you think so? Neden böyle düşünüyorsun? Böyle bir cümleyle başlayabilir mi diyalog? Olmaz. I surf the net at least 5 hours a day. Günde en az 5 saat internette dolaşıyorum diyor. I think I'm addicted to the net. Bence ben internet bağımlısıyım. O da oh no. Hayır. It's not a healthy habit. O bu sağlıklı bir alışkanlık değil. You should use it less. Daha az kullanmalısın diyor. O zaman burada niye öyle düşünüyorsun? Bence internet bağımlısıyım. Hayır gibi cümlelerle başlangıç yapamayız. Burada başlanması gereken ilk cümle, ikinci cümle. O zaman ikiyle başlayacak. Bu diyor ki I surf the net at least 5 hours a day. Günde en az 5 saat internette dolaşıyorum. O da diyor ki oh no, hayır. It's not a healthy habit. Bu sağlıklı bir alışkanlık değil. You should use it less. Daha az kullanmalısın diyor. O zaman 4 gelecek. Zaten 2 ile başlayan tek seçenek bursa olduğu için çok rahatım. 3'e bakalım. I think I'm addicted to the net. Ben internet bağımlısıyım bence diyor. Tamam, gerçekten tebrik ediyoruz kendisi. Why do you think so? Burada bir sıkıntı yaşandı. Neden öyle düşünüyorsunuz ya? Evet, burada sıkıntı yaşanmadı da o zaman cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Hemen ödül sorumuzu yap, yorumları yolla evladım.